Şimdi sizin hiç bilmediğiniz bir hastalığı göstereceğim, aktaracağım. Profesör Doktor Barbaros Çetin senelerdir bu hastalığı Sağlık Bakanlığı'na kabul ettirebilmek için uğraşıyor. İsmi Lyme. Dünyada işte o literatüre girmiş 350 hastalığı taklit edebilen bir bakteriden, virüsten bahsediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. MS, Alzheimer, Parkinson, lupus, ALS, Hashimoto tiroiditi gibi birçok hızla artan hastalıkların altından bu çıkıyor. Mesela otizmin altından bu çıkıyor. Etrafınızda vardır hastalık hastası. 40 farklı doktora gitmiştir, disipline gitmiştir. En sonunda psikolojik değer gönderirler. Bir türlü teşhis koyamaz. İşte bu tip hastaların %99'u Lyme çıkıyor. Lyme, 350 hastalığı taklit edebilen dünyanın 38 ülkesinin sağlık komitelerinde çağımızın vebası olarak adlandırılan, vücudu, bağışıklık sistemini kemiren, çökerten sinsi bir bakteri. Amerika'da 25 milyondan fazla Lyme hastası var. Türkiye'de yaklaşık 7 ile 10 milyon kişi muhtemelen Lyme hastası. Bu çarpıcı iddianın sahibi 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Barbaros Çetin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1982 yılında keşfedilen bu bakteriyi Türkiye'ye en çok da Sağlık Bakanlığı'na anlatmaya çalışıyor. Daha doğrusu çırpınıyor. Türkiye'de bir tek bunun Don Kişot'luğunu yapan bilim adamı benim. Uluslararası toplantılara gidiyorum. Dünyada lider konumunda 1000 kişilik özel bir komite kuruldu ve ben de bu komiteye seçildim. Türkiye'yi temsilen. Sağlık Bakanlığı örgütü... sizin Türkiye'yi temsil ettiğinizi biliyor mu? Gazetelerde çıktı bu. Birçok gazeteden mi öğrendiler? Tabii. Peki Lyme nasıl bulaşıyor? Bu bakteri birçok yolla insanlara bulaşıyor. Yıllarca biz bunu sadece kenelerden geçtiğini zannediyorduk. Bit, pire, sivrisinek gibi bütün kan emen canlılardan insanlara geçiyor. Ayrıca kan nakli yoluyla geçiyor. Cinsel yolla geçiyor. Vücut sıvılarından geçiyor. Dolayısıyla artık bu bir salgın. Şu anda 38 ülke parlamentosu Lyme'ı tartışıyor. Bizde henüz bir şey yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu üyelerinin bir an önce bu konuyu ciddiye alıp Lyme hastalığının Türkiye'de yok sayılmasından şikayetçi Barbaros Çetin. Oysa çok tehlikeli ve hızla bu korkunç bakteriye karşı önlem alınmalı. Uzman doktorlarının yetiştirilmesi, kliniklerinin kurulması gerekli. Dünyada bu hastalığa karşı harekete geçen sadece iki ülke var. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya. Onlar kliniklerini 40 yıl önce kurdular. Amerika'da AIDS'i 12'ye katladı. 800'e yakın belirtisi var. Başta baş dönmesi, migren, görme kaybı, çift görme, ani sağırlık. Biyolog Çetin bu salgının Türkiye'de 7-10 milyon kişiyi etkisi altına aldığı iddiasında. Bakterinin kalp krizi, şizofreni, beyin tümörü, bazı kanser türleri, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, MS, ALS gibi kas hastalıklarıyla çölyak gibi pek çok hastalığı taklit edebildiğini savunuyor. İçimizdeki sessiz katil olarak nitelendiriyor.